Merhaba sevgili gençler. Hepinizin bildiği gibi koronavirüsten korunmak için evlerimizde kaldığımız bir dönemden geçiyoruz. Okullarımız, vakit geçirdiğimiz birçok alan ne yazık ki bu dönemde kapalı. Umuyoruz ki her şey bir an önce eski haline gelecek ve hayat tekrar normale dönecek. Hayat normale döndüğü zaman sizler öğrencisi olacağınız liselerin belirlenmesi için merkezi sınava gireceksiniz. Sizler için bu videoyu hazırladık. Lütfen bizi dikkatle dinleyin. Öncelikle sizlerden kendiniz için bir çalışma programı yapmanızı istiyoruz. Bu çalışma programı sizin sürece daha iyi adapte olmanızı sağlayacak, düzeninizi oturtacak, disiplinli bir şekilde ders çalışmanıza olanak sağlayacak. Aynı zamanda motivasyonunuzu yükseltecek bir program olacak. Bu programda 8. sınıfın 1. dönem konularına yer vermenizi istiyoruz. Sınavda sadece 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlusunuz. Ders çalışırken özellikle sessiz bir ortam tercih etmeniz gerekmekte. Bunun için eğer kendi odanız varsa mümkünse odanıza çekilip programınızı orada uygulayın. Eğer böyle bir imkana sahip değilseniz sessiz bir yer bulun ve dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey etrafta bulunmasın. Ayrıca sınav sistemi sadece yapacağınız sorulardan ibaret değil. Süreyi ayarlamak da bu zamanda çok önemli olacak arkadaşlar. Bunun için sizlerden ricamız sadece soru çözerek ve konu çalışarak değil, aynı zamanda sınava uygun bir şekilde deneme çözerek, süreli bir şekilde deneme çözerek sınav sistemine alışkın hale gelmenizi istiyoruz. Lütfen programınıza süreli denemeleri de eklemeyi unutmayın. Bunların dışında yapacağınız sorular kadar yapamadıklarınız da önemli olacak. Bu süreçte cevapladığınız sorulara bakmak yerine yapamadığınız sorulara ağırlık vererek bu konular üzerinde eksiklerinizi tamamlamaya çalışın. Unutmayın, yaptığınız sorular değil, başarısız olduğunuz sorular size başarıyı getirecek olan anahtardır. Lütfen önemli olduğunu unutmayıp programımıza özellikle eksik konularımızı, yapamadıklarımızı mutlaka ve mutlaka ekleyelim. Ayrıca boş zamanlı etkinliklerini programımıza eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ders çalışmak kadar geri kalan zamanınızı nasıl geçirdiğiniz de çok önemli olacak bu süreçte. Kaygımızı azaltacak, sizi rahatlatacak etkinlikler koymanız bizim önerimiz olur. Bunun için yapacağınız bazı önerilerimiz var. Örneğin müzik dinleyebilirsiniz, ailenizle vakit geçirebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, resim yapabilirsiniz veya sizi rahatlattığınızı düşündüğünüz eğitici, öğretici ve eğlenceli aktiviteleri programınıza mutlaka ekleyin. Çalışma programınızı düzenlerken mutlaka program saatlerinizi, EBA'da sizi ilgilendiren ders saatinin olduğu kısımları ekleyerek hazırlamaya çalışın. EBA'daki programınızı takip etmeyi, öğretmenlerinizle iletişimde kalmayı ve verilen etkinlik ve ödevlerinizi yapmayı mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu sürecin sizler için zorlayıcı olduğunun farkındayız. Kaygı yarattığının da farkındayız. Size verdiğimiz önerileri dinlediğiniz takdirde bu süreci çok daha rahat geçirebileceğinizi düşünüyoruz. Bizler sizler için okulların açılacağı zamanı heyecanla bekliyor ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sizler de bizler için evde kalın ve çalışmalarınızı aksatmadan sürdürün lütfen. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.